25-30 sene daha önceden bazı konaklarda bu çalışmalar başlamış. Ama resmiyete geçmesi 1918'dir. Yani 100 sene evvel şey yapmıştır. İşte o zamanlar kimler kimler? Burhan Felekler rahmetli, efendim Refik Cevat Ulunaylar, efendime söyleyeyim, Zeki Arif Ataerginler, Selahattin Pınarlar, Hafız Arap Cemaller, Udi Sami Beyler, ilk hocalar bunlardır. Evet. Onlardan emaneti devralan hocamız merhum Emin Ongan, daha sonra da işte pek çok sanatçılar, kimler kimler değil ki, Sadun Akgürtler maşallah Allah uzun ömürler versin hayatta. Geçen yengem Çalım Efendi'yi kaybettiler, eşlerini. Niyazi Sayın abimiz Allah'a bin şükür o da hayatta şu anda. Cahit Beksayarlar, Hüsnü Anıllar, Aka Gündüz Kutbaylar, efendim Rıdvan Aytanlar, kimler kimler ki sazları saymaklı Cüneyt Orhanlar, Cüneyt Kosarlar. Hepsi Üsküdar Musiki Cemi, yani radyonun o günkü sazlarının 10'da 8'i Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin sazları olarak icra eden kişilerdi. Ve bu arada rahmetli Amin Anıl abim, efendim Rahmet eylesin. Allah gani Amin. gani rahmet eylesin. Sevgili Erdinç Çelikkol, Allah uzun ömürler versin hayatta. Ve Şekip Ayhan Özışık, Cinüşen Tanrı Korur gibi bestekarlar da cemiyetimizden istifade etmişler, yetişmişlerdir. O günden bugüne Salı, Perşembe, Cumartesi günleri olmak üzere bilafasına, yani şu koronanın efendime söyleyeyim gelişine kadar hiç cemiyetimiz efendim aksatmamıştır çalışmalarını. Ancak okullarla beraber yaz tatillerine girerek 2 ay kadar, 2 ay, 3 ay yaz tatili münasebetiyle, ama yönetim kurulu üyeleri, cemiyetimizin eskileri yine aynen Salı, Perşembe, Cumartesi günleri Yahya hocamız, diğer hocalar falan toplanırlar, sohbet ederiz. Eksikliklerimiz nelerdir, onları tespit ederiz, onları konuşuruz. Ve bu esnada gelen arkadaşlarımız tamamen kendi gönülleriyle cemiyete giden kişilerdir. Efendim, 7 tane sınıfımız vardır. Çocuk korosu, efendime söyleyeyim, A sınıfı, B sınıfı, gönüllüler korosu, meşk korosu, efendime söyleyeyim, ve sevgili Yahya hocamızın tamamını kapsadığı icra koromuz, hemen hemen radyolardaki sanatçıların efendim icra ettikleri eserlerin tamamını efendim icra etmiş oldukları gibi, daha belki de onların icra edemedikleri veyahut da nasip olmayan pek çok eserler Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde icra olunmaktadır. Nida Tüfekçi'nin 3 yıl öğrencisi oldum o Evet. dershanede. Nida Tüfekçi kaset, o zaman kaset yok, 45'lik plak dolduran veya sahneye çıkmak isteyen arkadaşlara biraz sıcak bakmazdı. İyice yetişin, ondan sonra plak yapın veya sahneye çıkın. Sizi kullanmasınlar, sizi sömürmesinler isterdi. Biz de onun için çekimser davrandık. TRT sınavları açılınca beni sözcü seçtiler arkadaşlar. Ben elimi kaldırdım. Hocam, bu sınavlara girebilir miyiz dedim. Elbette gireceksiniz tabii dedi. Ben sizi bu sınav için hazırlıyorum. TRT için hazırlıyorum dedi. O ara biz gittik, kaydımızı yaptırdık. Hemen hemen 30 kişiye yakın sınava girdik. Bizim Musiki Derneği'nden. Ümit Tokcan, Muharrem Akkuş, Baksen Günaydın, Soner Özbilen,
sadece dört kişi, dört tane ses kazandık. O sınava iki aşamalı, üç aşamalı sınav geçirdikten sonra sazlardan da Orhan Gencebay ve Arif Sağ kazandılar. Diğer çok değerli arkadaşlarımız da vardı ama onlar maalesef kazanamadı. Biz stajyer olarak başladık eğitime. Ahmet Kutsi Tecer, edebiyat öğretmenimiz, Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi bizim repertuar hocalarımızdı. Çok sıkı bir eğitim aldık. Çok değerli eğitim hocalarımız eğitim verdiler. 4 yıla yakın eğitim gördük. Daha sonra koroda başladık söylemeye. Daha sonra da mikrofon karşısına çıktık.